Hatta memleketimdeyim. Gelirken yolları çektim. Aslında video çekmeyi düşünmüyordum ama son anda gelmişken bu güzellikleri kaydedeyim. Sizlerle paylaşayım dedim. Memleketime geldim. Arılarımı incelemeye geldim. Onlara da bakacağım birazdan. İnceleyeceğim son hallerini. Kısa süreliğine bir ziyaret oldu. Onunla ilgili hem gelmişken bu bıçaklarla ilgili bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Özellikle bunlarla ilgili. Bu şu görmüş olduğunuz benim yeni yaptığım bir bıçak. Daha doğrusu kırık. Bu eski, buralarda beylik derler. Eskilerden beri kullanılan bir bıçak türüdür. Örneğin şu benim bıçağının kını mesela yaklaşık bir en az 20 yıllık bir kındır bu. Ahşaptan yapılmıştır. Bu şekilde de sürekli kullanıyorum zaten kamplarda görmüşsünüz ama ben bunu daha çok deri babam da yardım etti biraz bana. Kabasını o yaptı, incesini ben yaptım diyeyim. Böyle şekillendirdim. Bu şekilde bu hale getirdim. Bu zamanla kararacak, bu hale gelecek. Bakın şöyle bu simsiyah olmuş görüyorsunuz. Kararıyor ve daha hoş bir renk oluyor ama buralarda bu ahşaptır yani deri değil. Tabii havada bozmaya başladı. Bozdukça arılar geri gelmeye başladı. Benim tepeyi de incelemem lazım. Tabii şu anda biraz gergin bir dönem. Arılar hızlıca geri geliyorlar. Şu süreçte tepeyi kurcalamam biraz sıkıntılı açıkçası ama çok da sorun olmaz. Çünkü buralarda sarı bıçaklar kullanılıyor. Buranın geleneksel bıçağıdır. Giresun işi bir şey. Çok da aslında hoş bir şey. Burada mesela iki tane delik var. Delik dediğimiz iz var. Bu ustanın kendi izidir. Bazı ustalar başka bir şey bırakıyor. Bazı ustalar da iki tane iz yapıyor. Diğer ustalar da tabii hangi ustanın hangi izi bıraktığını bildiği için aynı izi bırakmamaya çalışıyor. Farklı çizgi yapanlar var, çarpı atanlar var. Kimin yaptığı belli olsun diye. Buranın kültüründe böyle bir bıçak var. Yani burada çok fazla kullanılan bir bıçak türü. Evin büyükleri. Bu tarz bıçak kullanıyor. Burada benim yaptığım kın. Zaten renginden anlaşılıyor daha yeni bir şey. Ve dışına deriyle ve iple restore ettim. Bizimkisi de bakın elle çekince gelmez bu. Kesinlikle kolay kolay düşmez yani. Bunun adeti, geleneği buradan baş parmağı hafif kastırırsın. Tak atarken hop çıkartırsın. Bu şekilde. Gönül isterdi ki bunun üretim aşamasını size videosunu çekeyim ama dediğim gibi bunun kabasını babam yaptığı için ve benden habersiz yapıp bana hediye etmek istediği için o kısmını atladık. Ben daha sonra iplerle bunu biraz görsellik kattım. Yine kemer bölümü yaptım. Ve bunu kamplarda kullanıyorum. Gayet de sağlam. Kamplara gidiyorsunuz. İşte doğaya çıkıyorsunuz. Yabancı ülkelerin, sadece bir ülkenin ismini vermek istemiyorum. Siz çoğunuz hangi ülkeden kastettiğimi anladınız. Bıçaklarını kullanıyorsunuz. İşte bisfe çeliği falan arıyorsunuz. İsim vermiş oldum ama gerek yok arkadaşlar. Niye? Çünkü kullandığınız bıçaklar o kadar da hard kullanmıyorsunuz açıkçası. Yani her türlü işinizi görüyor. Uzun yıllar boyunca. Zaten hepiniz de bileylemeye meraklıyız. Bileyliyoruz ve bu bıçakları da bileylediğin zaman 10 yıl gidiyor arkadaşlar. 10 yıl gidiyor yani. Hakkını veriyor ve ustalara yaptırıyorsun, yerli ustalara. Demem o ki yerli ustaların emeğini göz ardı etmeyin. Gittiğiniz bölgelerde, daha çok işte Bolu bölgesine gidiyorsunuz, Düzce'ye gidiyorsunuz. O tarz bölgelerde yerli ustaların bıçağını tercih ederseniz inanın onlar da sizi çok mutlu edecektir. Onların da sanatlarından yararlanın. Onların kültüründen oluşan bıçakları ve bıçak kınlarından kullanın. Görüyorum sosyal medyada, işte Instagram'da hep aynı tür bıçaklar, hep aynı tür kılıflar, işte deriydi falan. Ya tabii insan zevkli, zevkli ama sizden tavsiyem bu tarz
yerli ustaların emeğinden çıkan bıçaklar kullanın. Bunlar da keskin arkadaşlar. Yeter ki malzemeye özen gösterin, kullanmaya özen gösterin. Taşa çarpmayın, ne bileyim, demire çarpmayın. Ve yerli ustalarımızın emeğine biraz özen gösterin. Ve inanın sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Gerek balta olsun, gerek bıçak olsun. Ben ona özen göstermeye çalışıyorum. Daha çok yerli ürünler kullanmaya çalışıyorum. Kendi ustalarımızla hem aldığım ürün hakkında sohbet etmek, detaylarını öğrenmek, kaç saatte yaptığını, hangi malzeme kullandığını. Yani eski körükler vardır böyle koyu postundan yapılan. Yani gördüğünüz zaman inanın müzelerde görecek gibi değil arkadaşlar. Yani hala elle çıkartıyorlar falan var. Onların hazını yaşamak daha iyi. Yani gidip de sanayi ürünleriyle kamp keyfi yapmak bana çok fazla bir şey gelmiyor. O yüzden size tavsiyem yerli ürünler kullanmanız arkadaşlar.
Arkadaşlar burası Körükbeleni Yaylası. Giresun Güce ilçesine bağlı. Rakım yaklaşık 1700 metre. Çam ağaçlarının bittiği noktadayım. Buradan yukarısı şöyle görüyorsunuz. Çorak arazi çoraklaşıyor. Buradan aşağısı da şöyle aşağıyı gösteriyorum. Bakın şöyle çam ağaçlarının yoğunlukla çoğalmaya başladığı yer. Burada da obalar var. Ağaç başı diye geçiyor. Yalnız evleri görüyorsunuz. Betonarme evlerine başlanmış. Keşke betonarme yapmasa. Ufak tefek ahşap olanlar da var. Ahşap yapıp etrafını buralarda çinko diyorlar. Normalde çinko kaplayanlar da var. Şöyle buraya geldim arkadaşlar. Gömlekle geldim. Yağmur başladı. Sonradan tekrar güneş açtı. Tekrardan yağmur başladı. Aşağıda köy olan yerlerde hava hala açık. Burası ise şu anda yağmur da yağıyor. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Haziran'ın şu anda 15-16'sı herhalde. Yani buraya geldiğimden beri tarihi bile takip etmiyorum. Son 5 gündür. Ama arkadaşlar gerçekten mükemmel bir ortam. Karşıda ormanın barajı gören kısmı var. Oraya da gideceğim. Arkamda görmüş olduğunuz ev Giresun'un yöresel evlerinden. Karadeniz evleri demek istemiyorum. Giresun evleri diye özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Neden derseniz şu çapraz çapraz gelen tahtaları görürsünüz. Buna çapraz diyorlar burada zaten adıyla birlikte. Şimdi Rize, Trabzon bölgelerinde bu tahtalar dikine ve yatayına vurulur ve araları taşla doldurulur ve çamurla kapatılırmış. Buradaysa bu şeyler çapraz çapraz, tahtalar çapraz çapraz vuruluyor araları. Önce taşla sonra da çamurla dolduruluyor. Genellikle tek cephesi veya iki cephesi bu şekilde oluyor. Zaten evin arka cephesi tamamen kara duvar dediğimiz duvarla örülüyor ki çünkü arka tarafında genellikle kuzine oluyor arkadaşlar. Kuzineyi de şimdi televizyonlarda bilirsiniz böyle şömine, evin içine şömine olur. O şömineyin çok büyük, devasa düşünün. Bacayı da çok büyük düşünün. Ve o kuzineyi o devasa şöminenin içine sokuyorlar. Kısmet olursa bir eve girebilirsem onun da bir videosunu çekeceğim. Nasıl büyüklükte olduğunu ve kuzinenin nasıl o şeyin içine girdiğini çekmeye çalışacağım. Çünkü bu ev şu anda kapalı. Ama gördüğünüz ev Giresun'un yöresel evidir. Köylerde daha çok var ama yaylada çok az kaldı bunlardan. Ne yazık ki keşke daha fazla olsa. Ender kalan orijinal evlerden bir tanesi arkadaşlar. Bu evlere bu tarafa gelirseniz dikkatlice bakabilirsiniz, resim çekebilirsiniz. Gayet hoş bir manzara. Keşke daha fazla olsa ama maalesef.
Arkamda görmüş olduğunuz baraj Gelevere Vadisi'nde kurulmuş, Gelevere Deresi'nde kurulmuş bir baraj. Bu baraj yüzünden Gelevere Deresi eskisi kadar gür akmıyor ne yazık ki. Bu baraj toplama havuzu. Buradan boru vasıtasıyla su Kürt'ün barajına aktarılıyor. Buraya da böyle bir görüntü oluşturuyor aslında. Ama derenin eski canlılığı, eski gürü, eski balıklar ne yazık ki yok artık. Can suyuyla dere kendini idare ediyor. Hatta o can suyuna bile baraj yapılmaya çalışılıyor şu anda. Biz de buna engel olmaya çalışıyoruz. Bu gördüğünüz güzel memleket, bu gördüğünüz manzarayı ne yazık ki yavaş yavaş elimizden almaya çalışıyorlar. Hiçbir şeye paylaşılmaz. İnsanın geliyor burada. Geçen gün 3-4 gün önce ben yine gece geldim buraya. Saat 2 civarı yattım ve sabah 7'de tam kendini ayakta buluyorsun. Daha yatamıyorsun. Manzara çok güzel. Instagram sayfamızda paylaştım bir tane pencereden bir resim. Çok güzel bir ortam vardı. Anlatılacak gibi değil arkadaşlar. Sizlere bu manzarayı görmenizi tavsiye ederim. İşte manzarayı seven arkadaşlar buralarda da konaklayabilir aslında. Burası da böyle arkadaşlar. Şu anda ağaç başarısındayım ve yağmura tutuldum. Bir çamın arkasında yağmurun yavaşlamasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi manzara çok iyi. Yürüyerek yayladan çarşıya inmeye çalışıyorum. Bakalım. Arkadaşlar Gelevere Vadisi'ndeyiz. Gelevere Vadisi, Gelevere Deresi'nin başlangıç noktalarından bir tanesindeyiz. Dün yukarılarda video çekmiştim bu baraj olan yerlerde. Burası barajın yaklaşık bir 250-300 metre aşağısı oluyor buralar. Şu anda gördüğünüz dere barajdan bırakılan can suyu ve çevrelerden akan derelerin birleşmesiyle oluşan su. Bu dere eskiden çok çağlardı yani insanları alıp götürecek büyüklükteydi ama şu anda bu şekilde bir sadece çay halinde şu anda yani çok cansız akıyor. İnsanlar ancak ayağını yıkayacak, içinden geçecek seviyede. Buranın simgesi halinde olan bir dere. Gelevera biliyorsunuz şarkılara, türkülere yer etmiş bir dere. Burada insanlar hayatını kaybettiği için bunun üzerine türküler yazılmış, maniler okunmuş. Burası da Gelevere Vadisi. Giresun, Güce, böğürtlen bükü diyorlar arkadaşlar buraya. Böğürtlenlerin olduğu yermiş. Hala ben yol kenarlarında geçerken birkaç tane gördüm. Arkadaşlar.
arkadaşlar, Giresun Güce Böğürtlen Bükü'ndeyiz. Şimdi bir tane balta alacağım burada. Bakın, dün videomda da bahsetmiştim. Yani yurt dışı malları alacağınıza yerli malları alın. Ha. Sen buna ne kadar garanti veriyorsun dayı? Bu habire kadar garanti. Habire kadar garanti. Tabii. Her tarafa garanti onu. Korkma sen. Korkma sen diyorsun. Tabii, öyle bir şey yok. İşte arkadaşlar, yerli malı kullanın. Bakın amcam garantisi ne veriyor? Aşağıdan gittim, bıçağımı aldım. Şimdi yaylardan geldim, baltamı aldım. Bunu da en az 10 yıl kullanacağım değil mi? Kaç? 10 en az. Kullanırsın. Bağda, bahçede. Ben bunu sadece tabii sapını almayacağım. Kendi öyle şeyini şey alacağım. Bağda, bahçede gayet kullanılabilir bir malzeme. Size de tavsiye ederim. Daşı keser, daşı bunlar. Bizim yani, amaratımız öyle. Şöyle bakın. Giresun Güce Böğürtlen Bükü yaylası arkadaşlar. Gelirseniz buraya uğramayı ihmal etmeyin. İbilo İbrahim amcayı da ziyaret etmeyi unutmayın.